Sevgili YouTube, sevgili Twitch, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim diyecektim. Talk to Melina var. Bir dakika, Talk to Melina vardı orada. Ne diyecek? Think not of the kindling. Kindling'i düşünme I sen shall diyor. see to Ben that. onu hallederim diyor. All I ask of you Sen sadece is to yolculuğu make the yap journey diyor. Aa, to the Kindling bu snowy olacak. mountaintops of the Melina dreams, kendini feda far edecek. above the clouds. I know. I'm asking you to commit a Biliyorum bir günah part of işlemeni yourself, istiyorum diyor. Hem de but çok it temel bir must be günah done ama. to reach the Ama bunu path yapılması beyond, lazım diyor yani öteye and geçmek that için. is the path O I da wish to yapmak travel. istediğim bir yol diyor yani benim. What is your mind? What is your mind? Başka bir şey demedim. Hiçbir şey diyemedik. Ya ben bir base'e gideceğim. Yalan yok. Bu son gelen item tekrar bir Bloodlust kasasım geldi yani o son gelen itemla. Fakat katanalarımı bir gözden geçirmem lazım. Şimdi bu katanam ne yazık ki Bloodlust koymuyor. Çok büyük dezavantaj. Çünkü katana istiyorum. Bloodlust koyan var. Ama Allah bilemedim ya chat. Yani teoride Naga Kiba ile kullanıp iki tane Bloodlust yapabiliriz Dragon Scale Blade yerine. Mümkün ama Naga Kiba yanlış hatırlamıyorsam şeyle gelişiyordu. Ve onu da geliştirmek çok zor. Bunlara mı göz dönsek yine? Bunlarda hiç Bloodlust var mı? Var. Scavenger's Curse Sword diye bir şey var. Smithing Stone da gelişiyor ama. Ya işte Smithing Stone'la gelişmesi kötü. Gerçekten kötü. Ama yine de Bloodlust build-up'ı için yapılabilir. Yani önce şunu bunlardan biri seçeriz çok net. Yani Dexterity Scaling'i B'den C'ye düşüyor ama yine de yani bence değer. Hadi diyelim bunu böyle yaptık. Öteki katanayı da öyle yapsak. Nerede? Şu. Geliştirebilecek miyim? Olay orada. Geliştiremeyeceğim. Bak, Smithing Stone 7'm yok. Smithing Stone 7 satın alabiliyor muyum? Onu kontrol edebilirim. Bir dakika. Hani öyle bir dezavantajı var. Şimdi hayvan gibi Bloodlust build-up yapıyor bu iki katana. Yani 1L1'imde yaklaşık kaç? Neredeyse 160 yapıyor yani. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Gerçekten paso kanatacağız ve kanattığımızda da hasarımız artacak. Hani şimdi bunu çıkartacağım çünkü büyük ihtimalle. Bunu koyacağım. Ha bu arada bir dakika, benim şu an hala medium load'dayım, güzel. Acaba Arcane şey Runarx'ız da hala medium load'da oluyor muyum? Çünkü hala katana, gerçi ikisi arasında çok fark yoktur diye düşünüyorum ama. Bu kaç? 7 idi. Bu da 5.5, yani 1.5 fark var. Yani şimdi bunun hasarı çok daha fazla çünkü biri artı 9, biri artı 20.
Ne gerekiyor dedik geliştirmek için? Yedi ve sekiz lazım. Ve onlar bende yok. Bakayım bulabiliyor muyuz? Yüzey yani... Yani şu an 20 geliştirme, 25 geliştirme üzerinden haliyle yaklaşık %80'e denk geliyor. Ötekinde ise 10 geliştirme üzerinden 90, %90'a denk geliyor. Çok daha önde yani geliştirme olarak. Yok, satın da alamıyorum. Neyse, zaten genelde bu silahla geziyoruz. Kanatacağımız zaman da buna geçeriz ya. Şimdi kalsın bence böyle. Ama kesinlikle o Smithing Stone'lara ihtiyaç var ve oyunda Smithing Stone kıtlığı olduğunu düşünüyorum gerçek anlamda. Biraz build değiştirelim. Oha, ne kadar uzun. Bu ne oğlum, ne kadar uzun. Görüyor musun? Hayvan gibi lan. Yuh. Kimin de abi bu? Aa, yanlış şey yaptım. Yura'nın da bu. İnanılmaz uzun ya. Saç hissediyorlar ya. İnanılmaz ya hakikaten. Diğer katana yanında küçük kaldı ya. Neyse. Şimdi. Buraları keşfettiğimize göre. Valla aşağı atlayabiliyoruz oradan. Hatta atlamamız lazım. Somber Smithing Stone. Ya bak, hayvan gibi oyunu Somber Smithing Stone veriyor. Şey yapmıyor ama. Ya öteki katandan her türlü az hasar koyuyor bu arada şu an. Oha! Hasarım arttı, gördünüz mü hemen? Ne kadar artıyor acaba? Görebiliyor musun bir yerde hasarın ne kadar arttığını? Yok. Yani koyduğumuz hasar kendimiz takip edersek görebiliriz. Ama hemen kanıyorlar haliyle. 2061 mi? Bayağı iyi koyuyoruz sanki. İyi koyuyoruz ha. Nasıl blood build ama? Anlamadım, tamam. Blood build olmasına rağmen iyi koyuyor anlamında. Ay, iğrençsin sen ya. Buradan açılmıyor. Harika. Evet, evet. Anım fazla. Burada bir şey mi var? Yok. Arkada bir tane merdiven de bıraktık, unutmayalım. Tamam, buna karşı tabii ki de bu komboya devam edeceğiz çünkü en kolay bu öldürüyor yani.
Bu sefer tutmadı ya. Nedense vuramadı karakter. Yaştan Golden Scent bir iki tane. Oo. Omen Bairn. O nasıl bir itemdi? Ne itemiydi o? Crafting item mı? Yo, buraya geldi sanki. Ha vallahi Wraith çıkarmanı sağlıyor. Çok ilginç. Arkada da bir tane yol bıraktık bu arada. Uzun olması da iyi, bence de katılıyorum. Oradan da bir yol var. Aa, borunun içine girebiliyorsun. Ama buraya gitmemiz lazım. Oraya da nereden gideriz bilmiyorum, bakarız. Ben buranın üstünü, altını gezmiştim. Pardon, üstünü demiş. Burası direkt karşıyı mı açıyor yoksa? Tamam, bakacağız. Ben arada öldüm mü? Yoksa benim... Ha, Great Rune açıkmış, tamam. Canım az geldi bir an diyecektim de neden az geldiğini hatırladım. Şunları düşüreyim ki sonra uğraşmayalım. Mükemmel bir atlayış. Şimdi şuraya zıplayabilirim. Yaşta bir şey yok karşıda. Jogetini zıplarsam bir daha inemem. Buradan çıkınca nereye götürüyor? Allah. Nereden geldin lan? Nereye fırlattı gördünüz mü? Şaşırdı galiba. Sizce bunu ok atarsam aşağı atlar mı? Bence aşağı atlayabilir. Hadi aşağı atlasın. Sonra buraları daha gezeceğiz. Gezecek yer var ya. Nereye gitti bu ya? Biri öldü lan. Biri öldü random bir yerde bu arada. Öf, kafasına mükemmel bir iniş. Öl. Ya sen ne kadar hain pusu yapan bir insansın. Ya da yaratık. Neyse. Okey.
Şuradan inerek bir şey kazanıyor muyuz diye bakıyorum da kazanmıyorum anladığım kadarıyla. Güzel bir kısa yol açtık. Ama daha karşıya zıplayabiliriz. Hazır buraya. Nereye gidiyor, götürüyor lan o boss? Bir dakika, arkadaki yer daha kısa gibi de onu bir keşfedeceğim önce. Oyunda bence de katana o kadar fazla yok. Bazı silahlardan çok yok. Mesela Colossal Curved Sword da çok yok. Sanki. Gerçi mana değil mi? Neyse. Oo, burası çok karışık ya. Vallahi çok karışık. Burası o kadar karışık ki rahatsız edici. Arkada iki tane yer bıraktım gitmediğim. Anladım hangi bor oldu. Tamam. Çok karışık. Allah'ım. Nedir bu böyle? Kayboldum. Lan gel. Kasım tutturamıyorum. Galiba 7 de lazım, 8 de lazım. Ne geliştireceğime bağlı olarak. Hadi be. Seni gidi yalancı. Yalan söylüyorsun ama neden? Yalan söylüyorsun ama neden? Burada bir şey yok. Orada bu vardı. Niye burada bu kadar çok var bunlar ya? Smithing Stone 8, bak bu güzel. Ama daha yeterli değil diye düşünüyorum, bakayım. 7'den 7 tane var. Allah Allah, yetebilir aslında. 6 tane gerekiyordu. Belki bir tane daha geliştirebiliriz Nagakiba'yı. Nagakiba mıydı, neydi ismi? Tabii şimdi değil yani, şimdi. Kayboldum. Buraya bakmıştım değil mi? Emin olmak için tekrar bakacağım da galiba bakmıştım. Aynen, tamam, hatırladım burayı. Yukarıdaki delik burada. Yani en karışık yeri ya bu arada. Şimdi şuradan aşağı gidebiliriz. Orada bir tane fare var. De buradan bir aşağı bakayım. Allah, aşağı düşüyorduk. Oradan aşağı düşmemiz lazım. Ama şimdi değil. Daha delik var.
aynı yere bağlanıyor. Tamam. Bu çünkü şeydi. Şimdi burada delik var. Bir tane delikten atlayalım. Sonra bir de öteki deliğe girmemiz gerekecek ama. Aa, burayı kesmişim ben. Buradan oraya nasıl gidiyorduk ya? Ben neredeyim lan? Ha, tamam, güzel. İkinci deliğe gireceğiz, unutmayın. Rainbow Stone. Mantıklı. O da mantıklı bu arada. Ben daha çok nereden düşebilirim diye kontrol etmek için kullanıyorum Rainbow Stone'u. Ama kesinlikle yol bulmak için kullanmak da mantıklı. Güzel fikir. Oraya gitmiştim. Şimdi ikinci delikten düşmemiz lazım. Çünkü başka gidecek bir yer kalmadı buradan. Korktum lan. Allah belanı vermesin. Burayı da açtık. Güzel. Güzel. Burayı açmamız güzel oldu. Shortcut. Duvarlarda bir şey var mı diye bakıyorum. Bir an düşman olduğunu anlamadım. Bir saldırmadılar ya. Acaba dedim Alexander falan mı lan bu diye. Harbi diyorum, bir an öyle düşündüm yani. Alexander'ı da bayağıdır görmedik ya. Yani saldırmayınca ben de saldırmadım. Okay. Öf, iyice derine iniyoruz ya. Nereye geldik böyle? Oha, bayağı manyak derine indik bu arada. O Allah'tan Grace var. Bunun ismi ne? Buradaki Grace'e dinleneceğim galiba. Arkada bıraktığım bir tane daha yol var. Heh, onu da hatırladım. Düz yoldan gitmek. İsmi neydi bunun? Forsaken Depths. Allah Allah. Aa, yine bir tane katakom. Ha, yoksa direkt boss fight'a gidiyorsun. Bu öyle bir şey. Bir dakika, direkt boss fight'a mı gidiyorsun? Evet. Şöyle bir şey yapacağım o zaman. Base'e gidip bir katanayı da geliştireyim ya. Geliştirebiliyor olmam lazım en azından bir kez. Aynen, bak bir kez geliştirebiliyoruz. 8 kıtlığı bayağı çekiyoruz şimdi. Bunun için de 8 lazım, bunun için de 8 lazım. Bunun için 6 lazım, öteki için kaç lazım? Onun için de 12 lazım toplam full geliştirmek için. Sence kim boss? Hiçbir fikrim yok ya. O kadar fikrim yok yani. Herkes olabilir yani. Hiç tanımadığım biri de olabilir. Bilmiyorum ki. Ha, eğer şey anlamında soruyorsan, tanıdığımız birilerden bir karakter mi? O zaman sallayacak olsak Dung Eater'ı düşünürüm yani. Oraya Dung Eater karakteri yakışır. Dung Eater'a tekrar gidip bakabilirim bu arada. En son kafasını duvara vuruyordu da. Hala orada mı? Hala orada değil galiba. Bok burada. Yok, burada bir yerdeydi çünkü, o yerin altında. Şimdi galiba... Ya dediğim gibi Dung Eater olma ihtimali var yani. Okay. Arkada bir tane daha yol unuttuk ama onu unutmayalım.
Daha toplam 17 tane şeye ihtiyaç var ama. Hadi katanalarımızla deneyelim. Eğer kanayabilen bir boss en azından, yoksa değiştireceğim. Daha 17 tane Smithing Stone 8'e ihtiyaç var. Bunların ikisini 24 yapabilmek için. Görebildiğimiz bir şey var mı? Yok. Bu ne lan? Oha, Mog mu? Ne alaka? Bir daha kullanabiliyor muyum Shackle'ı? Bu boss kanamıyor. Zaten bu Lord of Blood abi ya. Bu boss kanamayacak yani, belli. Bu adam kanatıyor. Oh, çok iyi hasar yedik. Allah. İyi hasar koyuyor. Lan bir sal. O zaman cool hareketle bitiriyorum. Güzel. Ama Mog'la burada kapışmayı beklemiyordum ben ya. Yani hakikaten hiç beklemiyordum burada kapışmayı. Ne alaka? Acaba bu da Margit gibi mi ya? Acaba iki kez mi kapışacağız bununla da? Şimdi komik ya, yaparlarsa şaşırmam, biliyor musun? Creates blood flame lacerations that then explode. Ya Shackle işi kolaylaştırdı ama yani o kadar da zorlamazdı yani. Shackle'da sadece beleş koyduğum hasar belki 1000 falan, ne bileyim. O kadar aşırı da, daha bayağı potum vardı yani. Şey, Wondrous Physic falan da vardı. Sorun değildi diye düşünüyorum yani. Arda arda yapabiliyorsun. Oo, blood loss'u biriktirmeye devam ediyormuş bu blood flame. Çok ilginç. Burada bir item daha var. Earth Tree's Favor mı? Bendeki değil mi bu? Oho, daha iyisi çıktı. Tamam, canı çok az arttırıyor ama stamina'yı arttırıyor. Equip load'u da biraz daha iyi arttırıyor. Her türlü iyi yani. Bir dakika, ikisini kullanamıyorum, değil mi? Güzel, her türlü güzel. Şikayet edemem. Bunun ismi ne? Cathedral of the Forsaken. Güzel. Burada bir yol daha bıraktık. Sandığın arkasına mı vurayım? Harbi mi diyorsun sen? Gerçi mantıklı. Normalde yapardım. Hakikaten niye yapmadım? Sandığın arkasına vurmak gerekebilir gerçekten de. Belki bir yere gidiyorum. Oha, bu arada ne kadar çok XP almışım. Bir dakika. Bu boss ne kadar çok XP vermiş. Endurance mı kassam? Biraz can kasacağım galiba ya. Gerçi bilemedim, baksana. Bu da iyi veriyor. Endurance mı kasayım? Biraz can kasayım ya galiba. Fate mi? Fate niye kasayım ya?
Bait kasmam için çok bir sebep yok. Çok random olur yani. Valla can kasacağım gibi hissediyorum ya. Gerçi bir dakika, şu an bir şey bakacağım. Sadece bir şey bakmam lazım. Ha, gerçi rune arkamı kaybetmediğim için bakamıyorum. Ya equip load'um rune arksız kaç ve şu anki halimi kaldırabiliyor muyum ondan emin değilim ama. Neyse de. Bir şey soracağım. Endurance'ın peki şeyi ne? Neydi onun ismi? Soft cap'i var mı yani belli bir? Endurance da kasabiliriz stamina aldığımız sürece. Alıyoruz hala. Ha yok ya, talisman takarım daha iyi, yok onun için fate kasmak istemiyorum. Şey diyorsun, şu bilmem ne flame embolden miyim ne öyle bir şey. Endurance kasayım. Gerçi bilemedim. Galiba biraz can da alacağım. Bir can bir endurance kasarız bundan sonraki level'larda ya. Gerçi millet de diyor saldır diyor ileri. Çok ilginç gizli bir yer yapmaları. Gerçi Bloodborne'da da vardı buna benzer de. Bunlara ne olmuş? Oha ne olmuş lan burada? Bunlar kafayı yemiş. Yellow Ember'ın çıktığı her yerde çünkü şey var. Bak Yellow Ember zaten Madness'la alakalı. Onu buradan bir yerden görüyorduk. Nerede? Nerede lan Yellow Ember? Crafting item mı acaba? Ya neyse şimdi bulamadım ama bu mu? Bir yerde yazıyordu. Yellow Ember zaten genelde hep... Ha şu galiba. Baksana. Flame of Frenzy ile alakalı. Çok ilginç. Aa bir dakika, Flame of Frenzy mi? Tamam bu sivir olduğu falan söyleniyordu. Lord of the Frenzy. Beneath Leandel, at the very bottom lies our Lord, Lord of the Frenzy, the three fingers who hold us in thrall. Aa, zaten burada söylüyor bak, Lord of the Frenzy falan buralarda bir yerde. Keman çalıyor biri. Galiba. Burada bir yerde merchant mı var yoksa? Abi şurada item varmış ve bunu yıkması lazım ya. Bak. Oradaki item'ı düşmanın yıkması lazım. Sıfırlayayım bir burayı. O item'ı yıkması lazım çünkü gerçekten. Yık burayı. Orada bir item görüyorum. Benim için yıkman lazım. Yıkılmadı. Heh yıkıldı. Öldürme beni. Oha ne kadar manyak hasar atıyor lan bunlar. Deliriyordum aslında adamı.
Nomadic Merchant Shop'u. Vallahi galiba bunlar nomad, bunlar galiba merchant'lar biliyor musun? Bir dakika. Bunu okuyalım. Nomadic Merchant. Nerede o Nomadic Merchant Shop'u? Heretical belief. The entire clan was rounded up and buried alive far underground. Hepsi canlı canlı gömülmüş buraya. Çünkü bu Lord of the Frenzied Flame'e inanıyorlarmış. Daha doğrusu öyle bir Curse of Despair yaptılar ki Summon the Flame of Frenzy yapmışlar. Ama bunların heretical belief'i neydi ki ya? Çok ilginç. Dur. Bunların kıyafetini de gördük bir yerde ya. Bunlar Knight'lara falan geldik. Buralarda falan herhalde. Nerede ya? Heh, Nomading Versions Binary. Ha tamam, aynı muhabbet. Kontrol edelim bazen çünkü çok azıcık da olsa farklı şeyler yazabiliyor. Bu Bloodsock da bir yerde çıkmıştı. Ne diyordu bu? Nomadic Merchant'ın gerçi eldiveni olmayabilir. Bu. Great Caravan zamanında çok ilginç. Zaten onların keman çalmasından belli. Aha bunu da yıkmak lazım. Üzücü. Merchant'ları böyle kapatmaları. Adamların sırf inançları yüzünden. Nasıl bir şeye inanıyorlardıysa artık. Aşağı atlamak lazım burada. Frenzy's Cookbook. O da iyi. Ses çok yakın ya. Ha burada bir tane eleman varmış. Şimdi gördüm. Bana sonra saldırmasın diye öldürdüm bu keyfimden değil yani de. Ya buradan atlanabildiğini ben de gördüm. Bir demin çok kötü öldü gördünüz mü? Nereye gideceğim ben buradan? Oha buradan nereye gideceğim? Acaba buradan atlamam mı gerekiyordu ya? Yanlış yere düştük. Diğer tarafa düşmem gerekiyordu galiba. Orada merdiven gibi bir yer var da oradan aşağı inmek de uzun iş ya. Neyse, en azından itemleri topladığımız için önümüze gelen hemen kesebiliriz. Uğraşama kesinlikle.
Yalama burada hep respawn oluyor mu? Bir şey fark ettim, benim oraya atlamam lazım çünkü 70k XP'm mi ne var orada. Buradan nasıl aşağı ineceğiz ya? Şuradan bir yer var mı diye bakıyorum da şurası ışıklı ya. Acaba karşıya zıplayabilir miyim? Bir dakika. Yok. Çok sağlam öldüm. Nereye gideceğiz oradan ya? Neyse, en azından sacrificial twig gitti. Şey olmaz. Sıkıntı olmaz yani. Acaba base'e gidip harcama imkanım var mı şu an bunu ya? O kadar speed'i alabilir miyim? Alamam değil mi? Çok eksik. Valla nereye nasıl gideceğimi bilemedim. Bilemedim. Şuradan şunun üzerine düşebilirsin sanki. Oradan da şu aşağıya düşebilirsin. Fakat oradan düşünce nereye gideceksin bilmiyorum. Ha, şurada bir yol gördüm sanki ya. Dur. Sanki buradan gideceğiz ama. Güzel. İleri zıplamam lazım. Ohoho, çok ucundandı. Aşırı ucundandı. Şimdi o aradan nasıl düşeceğim ya? O aradan düşebilecek miyim? Ya da karşıya mı geçsem? Çok stresli ya. Aşırı iyi gitmiyor muyduk ya? Aşırı iyi gitmiyor muyduk ya? Neyse, en azından bir yol bulduk. Oradan gidelim. Arada düşersek de yine. Fena gitmiyorduk bence. O sonda 1 milim fazla zıpladım. Ta aşağıda ya. Spim. Harika gerçekten. Yapma. Of.
Acaba immune to şey eklesem ölür müyüm burada? Onu da merak etmiyor değilim. Şu hani bir tane cat talisman var ya. Şu. Hadi bakalım fall damage yiyecek miyim yemeyecek miyim? Kesin yiyeceğim. Garanti yiyeceğim. Hillbox'lar var çünkü belli bir yükseklikten düştüğünde fix ölüyorsun falan ne yazık ki. Öyle bir şey eklemişler. Oha! Bunu istemiştim zaten chat. Heyecanlandırdım biraz. Çok iyi indik. Aha burada bir item daha var. Ama düşman yok. Var mı görmedim. Yok baya düşman yok. Ha şu düşmanı hareket etmem lazım. Dur az hasar koymam lazım. Çok güçlü lan. Vallahi bayağı güçler. Michaela's Needle mı? Ne alaka burada böyle bir not ya? Michaela's Needle. Nerede bu? The Imperial Michaela craft a needle to resist the influence of Outer Gods mı? Oha Michaela bir şey yapmış. Outer Gods'ların etkisinde kalmamak için bir tane needle yapmış. Ha, eğer Flame of Frenzy'yi bir nevi aldıysan ama onun lordu olmak istemiyorsan Michaela'nın needle'ını kullan diyor. Frenzied God şeyinden etkilenmemek için, Outer God'ından etkilenmemek için Michaela'nın needle'ını kullanıp etkiyi sıfırlayabiliyorsun bir nevi. Çok ilginç. Nothing personal bro. Öldürmek için öldürüyor. Buradan aşağı düşersem ölmem herhalde değil mi chat? O kadar da değil ama artık fobi oluştuğu için Rainbow Stone kullanasım var. Lan içinden geçti lan. Dalga mı geçiyorsun? Nasıl içinden geçmiş olabilir? Ben aşağı atlarsam öleceğim galiba. Ama başka gidecek yer de yok sanki. Allah Allah. Çok garip bu. Neden böyle? Galiba aşağı atlayacağım ya. Orada galiba bir bug var ya. Çünkü aşağı atlamamız lazım. Başka bir yer göremiyorum yani. Aşağıda düşebilecek güzel bir yer var mı diye bakıyorum hani garanti olsun diye de. Şu elemanın düştüğü yerden düşelim hadi. Bak bu da açık. Fall damage yememem lazım. Hadi bakalım. Çünkü böyleymiş. O ne lan?
Lord of the Frenzied Flame galiba bu. Oha! Ya kör kadın buraya nasıl geldi ya? Ben gözlerimle atlayacağım yere bakıp bakıp ilerledim. Gelirken kaç kez öldüm. Kör kadın buraya nasıl geldi arkadaş ya? Aha, izliyor. Yine mi? Vallahi var bir kesiyor. Bambaşka bir yere geldik. Buraya bakacağım sonra, bir dakika. Sen de buradasın öyle değil mi diyor. Konuştuğumuzda fark etmiyor da. Ben maiden olacağım, sen de lord olacaksın diyor. Okay, tüm şeyleri yaparsan, tüm kıyafetlerinden arınıp buraya gelirsen kapı açılacak diyor. Fakat bunu tabii ki de şimdi yapmayacağız. Beware of fingers. Ha, saldıramıyorsun orada, ilginç. Burayı tabii şimdi yapmayacağız yani. Gelecek bölümde ama şu yandan gideriz. Arkada ben bir yol bıraktım değil mi? Arkada da bir tane yol bıraktım. Ha, Melina ile konuşabiliyorsun. Hayret. If you intend to claim the frenzied flame, eğer frenzied flame'i alacak olursun, lütfen dur bak, yapma diyor frenzied flame'i. Uğraşılacak bir şey değil diyor, bulaşılmayacak bir şey diyor. Kaos bu. Hayatı yok ediyor diyor. Sonsuz bir şekilde. Dünya ne kadar yıkılmış olsa da diyor, ne kadar acı içinde ve umutsuzluk içinde olsa da hayat devam ediyor. Doğumlar devam ediyor. Bunda güzellik var, öyle değil mi diyor yani. Eğer lord olacaksan bunu unutma. Lütfen Frenzied Flame'i yalnız bırak. Bak bir kez daha rica ediyorum diyor sana. Lütfen Frenzied Flame'i yalnız bırak. Lord olacak biri olarak hayatı ve yeni doğumları sakın engelleme diyor. Öyle yapacak olanlar lord olamaz. Ve kontrol edecekleri dünya hayatsız bir son, yani hayatsız olur diyor yani. Lütfen buna bir son var. Lord of Frenzied Flame lord bile değil. Hayat, tüm topraklar çünkü hayatsız oluyor yani. Okay. Evet, bu oyunu sonunu etkileyen bir şey belli ki yani. Çok bariz bir şekilde. Runny gibi bu da bence öyle. Tamam. Neyse, dediğim gibi bunu oyunun sonunda biz zaten Plat Trophy'yi almak için, tahmin ediyorum ki bu oyunun mesela Bloodborne'un 3 tane mi sonu vardı, 4 mü? Sekiro'nun galiba 3-4 tane vardı. Dark Souls 3'ün de yaklaşık o kadar vardı. Bu oyunun da tahmin ediyorum o kadar var. Bir tanesi Lord of the Frenzied Flame, çok net bir şekilde Melina ismini söyledi demin. Ama dediğim gibi oyunun sonunda zaten Plat Kupayı alacağımız zaman her sonu gösteririz yayında canlı bir şekilde. Çünkü save file'ımız olacak haliyle. Her sonu gösteririz. NG Plus'a da bir tanesiyle gireriz. Tahmin bilmiyorum, daha karar vermedim hangisiyle gireceğim. Gerçi NG Plus'a girmeyebilirim bile, çünkü DLC'si gelebilirmiş galiba bu oyunun. DLC gelecekse NG Plus'ta girmek istemem. Normalde girerim diye düşünüyorum yani. Çünkü hem haritada her yer açık vesaire yani. Evet, güzel, güzel. Dinlenelim. Sonra şuradan keşfetmeye devam ederiz. Güzel. Arkada bir tane daha yol bıraktım. Hatta belki acaba onu mu gidip önce bakarım. Neyse, sonra bir dahaki bölümde karar veririz. Çünkü arkada bir tane yol bıraktım. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bye bye.